Merhaba arkadaşlar, bugün Ghost in the Pool'a devam ediyoruz. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir, zil butonu aktif edersen beni çok mutlu edersin. Hazırsan oyunun ikinci partına devam edelim. Bu arada kamera açısını değiştirdim. Birinci partta kamera açısı sanki çok iyi değildi. O yüzden biraz böyle idare edeceğim. Şu anda iyi gibi gözüküyor. Hadi bakalım, en son burada kalmıştık. Saate bakalım hadi. İlk bu saatten başlayalım. Zaman çok çabuk geçiyor. Neredeyse sınavlar geldi. Sonra da asıl sınav olacak. Her gün aynı şeyler. Su sıkıcı döngüden çıkamıyorum. Şampiyonluk. Buna bakalım. Geçen seneden bir fotoğraf. Bu kırmızı mayoyu çok seviyorum. Uğurlu mayomdu. Yenisini... Dışarıda yol çalışması var, o yüzden dışarıda ses geleceğim. Kapı geliyorum. Tamam, geldim. Hani iki gündür deli gibi yol çalışması var. Güzel, camı kapatmak zorundayım. Bu sefer de hava çok sıcak oldu. Yolda pişiyorum ama yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz bakalım. Neyse, devam edelim. Yenisi bunun kadar güzel değil. Şansa bak. O mayoda şampiyon oldum. Çekmeceye bakalım. Havuzun yedek anahtarı ilk çekmecede. Umarım o havuzun anahtarını almayız ya. Hayır. Artık kimseye veremem anahtarları. Vermeyelim bence anahtarları ya. Okula atılırız valla ama. Umarım yol çalışması sesi size gelmiyordur ya. Dışarıda yol çalışması var. Madalya bayıcık. Beni sadece ışıltılı madalyalar tahmin edebilir. Ne kadar çalışırsam çalışayım notlarım hala çok düşük. Çalışmak sadece yüzmediği şeye yarıyor. En büyük hayalim bir gün olimpiyatlarda yarışmak. Yeşil bitkiye bakalım. Odaya yeşillik lazım. Daha huzurlu hissettiriyor. Dereotu eksem bence daha güzel olur. Feslendik. En son ne zaman suladım acaba? Feslen güzel kokmuş sana ya, feslendikseydi. Rafa bakalım. Romanlar ve kalem kutularım. Uğultulu tepeleri ilk defa okudum. Şimdi de insanlığımı yitirirken okuyorum. Uğultu Tepeler kadar hiç okumadığım kitap. Hep vardı evde. Bir köşede duruyor hala. Yatak. Canım yatağım. Depresyondayken tek sığınağım. Bu ben miyim? Beni buradan uzaklara götür. Pencere en son bakalım. Giysi dolabına bakalım. Yazlık, etek ve şortlarım. O kadar meşgulüm ki bunları giymeye fırsatım olmadı. Etiketleri hala üzerinde. Giyersin ya bir gün yani. Buna da anlam yüklemeye pek gerek yok. Ünlü bir kadın şarkıcı. Sesini çok beğeniyorum. Ayrıca çok da güzel. Umarım büyüyünce onun kadar güzel olabilirim. Dekoratif tablolar. Dört duvar arasında kalmaktan çok sıkıldım. İki tablo odayı biraz da olsa renklendirmenin tek yolu. Ne zaman aldım hatırlamıyorum. O zaman ödevleri şimdiye kadar ağır değildi.
Alışverişe gitmeye vaktim vardı. Of. Kıza üzüldüm ama. Tabii insan yani bunalmış artık hayatından. Binada hiç ışık yok. Hem herkes uyumuş mu? Tüm bina kapkaranlık. Belki elektrikler kesilmiştir. Cama mı bakıyoruz yani? Hayır. Yüzüm. Hanım. Ya hala cama bakmaya devam ediyoruz. Bu oluyor. Şu görsel oluyor ve biz hala cama bakmaya devam ediyoruz. Belki sistemdir ya da camdaki lekeden. Şu an bak korkudan okuyamıyorum. Heyecan bastı. Ya bu kız cidden gerizekalı. Yemin ederim hani kız cidden salak. Cidden salak. Başka ne? Kedi desenli halı. Ortaokuldayken en yakın arkadaşım geçen sene doğum günüm için almıştı. Üstünde yavru kedi var, çok tatlı. Şimdi bütün arkadaşlarım başka liselerde. Çok üzücü. Burada olsalardı çok daha mutlu olurdum. Arkadaşlarım bu okulu kazandığım için benim adıma çok mutlular. Ama ben kazanmamış olmayı tercih ederdim. Öyle deme ya. Başka bir şey ya çok üzücü. K bu mektubu 2 gün önce bana verdi. Zarf kalp içine mühürlenmiş. Daha açmadığı için ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Açmak da istemiyorum. Belki de atıp hiç var olmamış gibi davranırım. Bir okusaydı ki ya. Merak ettim ne yazdığına. Ona o şekilde bir ilgi duymuyorum. Ya kızım bir okusaydık hemen atmış çöpe. Başka bir şey kaldı mı? Ya kalmamış. Tamam, uyuyoruz. Lan? Ses bir değişti. Rüya görüyoruz rüya, rüya. Burası bizim okul yolu. Yok, başka okul yolu. Ah, yapraklar uçuşuyor. Gözümü zar zor açıyorum. İşte bak bu ölen öğrencilerin cesetleri işte. Görüyor musun? Ya, ahım ya. Neden model maya giyiyor? Model kimi temsil ediyor acaba? Bu gelecekteki sen belki. Nereden biliyorsun? Kolunda ve bacağında dikişler var. Biyoloji hocası modeli ağaca asmışlar. Kim yapmış bunu? Çok komiksin yani, tamam. Her biri orijinalinden biraz farklı. Şuna bakalım. Model çok korkunç. Gerçekten et ve kemikten mi? Bu gerçek değil mi? Değil değil mi? Tamam, değil mi? Sen Türkçem bozuk, kusura bakmayın yani. Aha, güve kocaman. Kocaman güve. Sabit duruyor. Sahte mi acaba? Yani güvenin kocaman olduğunu söylemesi de sanki bir görmüyoruz. Çatlak zemin. Çok büyük bir çatlak. Yerlerde zarar görmüş. Etrafına dolanıp dikkatli olmam lazım. Ses çok çok kötü sesi ya. Neyse en son bu kalsın mesela. Bakalım. Kedi mi o? Mimi, burada ne işin var? Çalıların tehlikeli olduğunu biliyorsun. Kayboldu lan. Ne? Kaybolmuş. Havuza mı gittik? Kel pis pis ve Allah'ım ses çok geriyor insanlar size. Ya biz niye havuza gittik ki başka? Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan biz niye hala gitmiyoruz, mal mal bakınıyoruz kediye.
korkmadım. Bu jumpscare beni korkmadı yani. Şu yarışmaya var ya ha. Ha. Oynayacağım değil mi? Kaybedeceksin. Yani kızın gördüğü kabus şu ya. Şu. Kedinin geliştiği yüzü iğrençti ama ya. Aa, hani kabus. Sadece bir kabus. O zaman da çok tembellik ettim. Yarın kesin antrenman yapmam lazım. Bakalım. İkinci gün. İkinci gün lütfen düzgün geçsin ya. Ben bir şey istemiyorum. Sorunsuz bir gün olsun sadece. Okula geldik. Of, dün hiç uyuyamadım. Ne kabustu ama. Bir türlü kendime gelemedim. Derslerde bir kelime anlamadım. Ne olur notların düşmesin. Of. Hala çene çalıyorlar. Duydun mu? Sınavlardan sonra tüm lisenin notlarına göre sıralayacaklarmış. Ay hayır. 1000'den fazla öğrenci var. Kim bilir kaçıncı sırada olacağım. Eskiden sadece 50 gözüküyordu. Şimdi yandık. Liseler hep böyle. Bizi itekleyip daha çok ders çalıştırmaya uğraşıyorlar. Of ya, annemler notlarımı duyunca haşlarımı kısacaklar. Düşüneceğe bak, haşlarımı kısacaklar diye düşünüyor salak ya. Komediye baksana. Bu sınıftaki biri bizden daha fazla endişelenmeli. Şşş, sussana, sinirlenince kendini kaybediyor. Hayır, onu alamaz. O kaslarından çok korkuyorum. İmdat, ha. Hey, tam buradayım ve gidip bir tane tokat atmam lazım şu kıza. Ama olmaz, hayır bu sefer olmaz. Başımı hiç açmak istemiyorum. Bu liseye girmek hiç kolay değil. Olana da sahip çıkmam lazım. Ama Japonya'da okullar öyle ya. Hem zor liseler, öğrencileri çok çalıştırıyorlar. Biyoloji hocası insan modelini burada bırakmış. Plastik olduğunu biliyorum ama yine de geceleri bakamıyorum. Beni dikizliyor gibi. Yansıra tek mi bakıyorum? Çiçekler gitmiş. Sıraya bir şey karalanmış. Ama yine de okunmuyor. Herhalde çocuğu reddetti. Ve bazı aşk zorluklarla başa çıkmaktır. Üzüntüsünü anlıyorum ama karşılık vermediği birinden nefret edemezsin. Doğru. İşte bu zorbalığın kanıtı. Bakın. Dünya haritasına bakalım. Daha fazla şey yazılmış. Onlara bakacağız büyük ihtimalle. Of, haritaya mesaj kutusuna dönmüş. Çok doğru. Ne çok doğru? Bir de kalp çizmiş. Altına da yazmışlar eşek şakası. Reddeden kızla dalga geçmişler. Sanırsam. Sınıf kapısı. Bir son buraya bakalım. Kız dokka dedikoculara bakarız. Ay. Şimdi şunların yanından geçmek istemiyorum. Arka kapıdan çıkayım. Dedikoducular. Queen mi? Diye nasıl geçen nasıl okunabiliyorum? Geçen hafta İngilizceden 35 almış. UE'de matematikten 45 almış. Bir de biz zeki izliyorlar. Ben en azından İngilizceden 61 aldım. Ayrıca niye haşla ihtiyacı var ki? Daha fazla abur cubur için mi? Zaten fil gibi olmuş. Ya kızı öyle eleştirmesene. Daraldım burada. Tamam çıkıyoruz. Allah'a şükür çıktık tamam. Şu kızlara bulaşmadan. Oh be. İlginç. Bu koridorda bir değişiklik var. Yeni şeyler yenilenmiş. Sınıfın pencereleri. Sakin ol. İş çıkarma canım. Yui susuyor.
Dün doğum gününe geldi mi? Yo. Bekliyordum. Hayır, anlamıyorum. Nasıl kızlar bu şu çocuktan hoşlanıyor? Yani hem zeki hem tatlı. Wagyu yaşlanıyormuş salak. Aynı zaman sporcuya kötü bir yanı yok ki. Peki anında beyaz atlı prenses. Sürekli erkek peşine koşuyorlar. Düşük not almalı, şaşmamalı. Senin derdi de havuz olduğu için düşük kalıyorsun ama. Sınıfın kapısı. Ne yapıyorum ben? Artık gitmek istemiyorum. Kitap yığını. Kim koridora masayla sandalye çekmiş? Çok dağınık. Bir yığın kitap. Test kitapları ve diğerleri. Altlarında da sınav kağıtları. 42 almış. Adı yazmıyor ama kimin olduğunu bilmiyorum. Ay, şu koridor pencerelerine bakalım. Camdaki buğu izleri var. Buğu. Herhalde parmaklarını değdirmişler. Sudan çıkan el, altında da yazı var. Su çok soğuk, çok yalnızım. Aşağıya gelir misin? Bu ne? Hikaye falan mı? Tüylerim ürperdi. Üf, Allah'ım ya Rabbim ya ben. Bir şeylere şüpheleniyorum ama hadi neyse. Bu yiyecek benimkisiyle aynı. Ama yırtılmış. Kafası düşüyor. İçinin yününü hep dışarı çıkmış. Göğsüne kalp çizilmiş. Üzerinde de bir gül var. Ayıcık yeni gibi duruyor. Ha, bunu kim yapar ki? Oyuncaklarla siniri çıkarmak ne saçma. Korkak bebek. Koridorun sonu. Bu. Dünkü kız değil mi? Tamam. Bitti. Yine aynı şey oluyor. Bu sefer yani korkunç değil yani. Yine bakıyoruz kıza sanırsam. Bugün de burada. Yok yok. Maydanoz olmayalım. O kıza bir şey var. O kıza yaklaşmayacağız. Kıza bir şey var. Oh be, rahatladım. Temiz hava gibisi yok. Aa, ne tesadüf. Yaru. Yine mi şu kız ya? Ne güzel. Selam. Merkeze yeni havuz açmışlar. Haberin var mı? Bayağı güzel bir yer. Senelik üyeliğimi aldım bile. Beraber girelim ister misin? Haberim var ama o çok uzak orası. Okulun havuzunu tercih ederim. Çattık yine. Hani kız alt tarafı havuzu için çağırıyor. Ben de bilmiyorum. Okulun havuzu mu? Dalga mı geçiyorsun? Yıkık dökük olması gelişti. Dedikoduları duymadın mı? Ölsem girme o havuza. Ha bak işte kız cidden gıcık duruyor ama en azından akıllı yani. Senin gibi gerizekalı değil. Senin gibi salak değil. O havuza bir sürü öğrenci giriyor derslerde. Kimseden şimdiye bir şey duymadım. Çünkü onlar sana bir farkına değiller. Kıza hayranım yani. Aklında varsa sen de girmezsin. Bu nasıl bir... Şoförüm geldi. Nasıl bir telefon sesiydi o? Sonra görüşürüz. Güle güle. Bakalım. Benim şoförüm falan yok. Şoför tutacak paramız da yok. Normal insanların yaşamlarını hiç anlamıyor. Çok çalışkan, tamam. Ama antrenörü var. Ben tek başımayım. Hazır kimse yokken neden de antrenman yapmıyorum? Son günler pek vakit ayırmamıştım. Ama bana seçenek sunmadın ki. Ben gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Yani kazanmayalım yarışmayı. Gitmeyelim havuza falan. Işın altındaki ne uzun bir şey. 3-4 metre vardır. Kayboldu. Hani hala durman peki kayboldu. Niye hala burada duruyoruz ya? Kafayı yiyeceğim. Eliyle şurayı işaret ediyordu. Hakun havuzuna.
Yanlış mı görürse çağırıyor işte, gel parti yapalım diyor, gel. Git Allah aşkına git yani. Gitmezsen yani ne diyeyim. Oyuncak bebek. Atkıyı almışlar. Atkıyı almışlar. Yerine plastik bebek var. Oraya nasıl takıldı acaba? Şu bebekleri hiç sevmiyorum. Minyatür çöp adam gibiler. Çöp kutusu. Çöpleri yine buraya atıyorlar. Burası hiç uygun değil. Kokuyor. Ha, kısık bir ses duyuyorum. Karanlık çalılar. Şu oturan insanlar var. Oradan sesler geliyor. Yuva yapan bir hayvan olabilir mi? Oturan öğrenciler. İçeride hala birileri var. Öğrencisi A. Son sınıf öğrencisi A. Evet, 2 yıl üst üste ilk ondaydı. Tüm hocaların gözde öğrencisiydi. Belki de o yüzdendir. Sürekli iyi davrandılar. Sonra da en ufak hatasında biliyorum. Niye yapmış ki? Başkası yeni sınava girmek. Bir de para için. Bilmem, kendi kanıtlar falan için falan istemiştir belki. Ama yanında anında yakalanmış. Sınavı iptal oldu. Başta çok kafaya takmamış diyorlar. Ama sonra ne oldu acaba? Yani bazı insana acısını dışarı vurur. Öylesi iyi. Ama asıl sesli olanlar çok acı çekiyor. Doğru. Her şeyi içlerine atıp biriktiriyorlar. Birden sonra da boom. Kötü şeyler oluyor. Sadece bir senenin gittiğinin farkında mıydı? Yine de şansı vardı. Sonsuza dek üniversiteye gitmeyecek ya. Notları iyiydi. Seneye çok iyi bir üniversiteye gidebilirdi. Niye bu kadar olumsuz düşünmüş? Her zaman en iyisinde iyisi olunca tüm sınıftaki arkadaşlara hayrandı. Bir anda böyle bir şey olması ve ceza alması. Ben takmazdım. Bir sene hemen geçer. Ne olacak sanki? Seneye kaldığım yerden devam edebilirdim. Ama o sensin. Tam da bu yüzden ilk onda adın yok. Umurunda değil. İlk on. İlk yüze girsem başım göğe erer. Rüyanda. Bir şey daha duydum geçen. İnternet menajeri bir şey görmüş. Siyah bir gölge. Ne? Onu nereden duydun? Belki de stresi hayal görmeye başlamıştır. Ya da ben de görürsem. Ya o gölgeyi görürsem. Sussan, eve gidip ders çalış sen. Haklısın. Hadi gidelim. Gittiler. Herhalde son sınıflar. Haberleri ben de duydum ama çadına atlayıp olay yerinde ölmüş. Ölmeden önce gölgeyi mi görmüş? Biz de gördük. Mükemmel. Yardım kolileri çoğalmış sanki. Dün sadece, geçen sadece bir tane vardı. Bir anda yardım kolileri artmaya başladı. Kim bırakmış ki? Dün sadece bir tane vardı. İçinde hep endişe var. Kendi falcı gibi hissediyorum. Bir şey kalmadı ki. Kaldı mı? He, sokak lambası kalmış. O ışığın altındaki şey neydi? Gözlerim mi kamaşıyor? Bu arada kimse lambayı tamir etmeye gelmedi. Yanım sönmeye devam ediyor. Abi bir şey kalmadı ki. Bir şey mi var? He, ana bina. Tamam. Son sınıf hala ders çalışıyor. Hiç yorulmuyorlar mı? Bizim böyle olacağız rezalet. Böyle yaşamanın ne anlamı var ki?
Ama çalışırsan ekmeğini yersin işte. Onlar çalışıyorlar, ne yapsınlar? Koku düğünden de beter. Olamaz. Hayır. Nasıl kedi hala burada? Kimse kedi temizlemiyor. Sen mi al bari o kediyi? Aynı yerde kafası kopmuş. Bir hayvan parçalamış gibi. İğrenç. Bu skit atlayıp hiç antrenman yapmadım. Koku midemi bulandı. Bugün antrenman yapamam. Bugün de atlayalım. Bugün de yapmayalım. Başlar. Başka zaman yaparız ya. Başka bir zamanlarda yaparız. Öyle düşünelim. Son deve vardım. Kazanmasak da olur sınavı. Öyle. Düşmüş poster. O zaman değişiklikler var, anlamadım. Bu poster niye yerine durmuyor? Düştü, düşecek. Yapıştırdık. İnsanlığını yitirmek romanım nerede? Daha dün buradaydı. Ya üf. Odamızdaki şeyler değişmiş. Bak şampiyonluk falan kırılmış. Camı çatlamış. Kocaman bir çatlak. Ben düşünmedim, ne olmuş ki? O dünkü rüyadan sonra her şey değişti. Her şey değişecek. Kağıt parçası. Şimdi olabilecek tek şey bozuk. Aşağılayıcı günahlarım üst üste yığılacak. Ne alaka? Ve ıstıraplarım sadece daha şiddetlenecek. Daha şiddetlenecek, şiddetlenecek. Günahlarımın kaynağının da yaşamın ta kendisi. Bir yerden tındık geliyor. Hatırladım. Bu cümleler insanı yitirirken kitabımı kim yırttı? Uyuz. Hani odaya bizden başka biri girmiş olabilir ya hani. Bıcı karbus görmeyeyim ne olur. Hep olumlu biriydim. Ama bu okul baştan beri özgür yerle biri oldu. Hayatımı ilk defa kendimi çok gereksiz hissediyorum. Burada mezun olamam diye çok korkuyorum. Madalyalar ve ayıcıklara bakalım. Konuşan ayıcık. Karnına basınca harikasın diyor. Dışarıda yol çalışması sesi geliyor. Yumuşacık. Canım sıkınca onun yumuşacık. Canım sıkınca sıkkın olunca yumuşacık. Canım sıkkın olunca ayıcığa sarılıyorum. Bir sıkıntı var galiba. Ne oldu? Yeşil bitkiyi çok güzel sulamışız. Ölmüş yani. Çok iyi gözükmüyorsun. Sulamamışsın çünkü. Daha bu sabah su verdim. Belki güneş ışığına ihtiyacı vardır. İşte kötü enerjilere çok hassas diyorlar. Son günler şanssızlığım sana mı yansıdı acaba? Bakmayacaksan çiçek alma ya. Bakmayacaksan çiçek alma. Çöp kutusuna bakalım. Dün çöpe atmayı unuttum. Kağıt dolu. Bu aşk mektubu yeni çekmecesine koysamıyormuş. Düşer bayılır. Şakasını yapsan mı? Neyse boş ver, çok üzülür. Saat. Saat çok geç olmuş. Fark etmemişim. Kitaplara bakalım hemen. Direkt hızlı hızlı geçelim buraları. Çok saçma. Okuyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Yüzücü olmasam bu okul hayatta girmezdim biliyorum ama eskiden de notlarım çok kötü değildi. Nasıl diğerlerine yetişemiyorum? Ortalama öğrenci olsam bana yeter. Şu an en kötülerdenim. Beni beyinsiz sanıyorlar. En son istediğim şey, ben vurgularken yanlış okuyorum ya. Pencere. Bugün dışarıya bakmak istemiyorum. Bence de bakmayalım yani. En son olanlardan sonra.
Perdelerimi çeksen. Bir tek bu kaldı. Giz dolabına bakalım. Her gün okul forması giyiyorum. Hafta sonları ders çalışıyorum. Serbest kıyafetlerle bir yere gitme şansım olmuyor. Of. Bitti. Bakalım. Saniye 30 metre saat hızla giden net kuvvet nedir? Ben bilmem. C şıkkı. Yanlış mı? Yine mi? Doğru. İğmesi. Hep bu kısmı unutuyorum. Eyvah. Saat çoktan 12 olmuş. Yarın devam edelim. Tamam, dersimi de çalıştık. Aferin çocuğum. Şimdi yatalım. Yine kaos mu göreceğiz? Hemen bir ses değişti. Yine kaos mu göreceğiz? Ne olmuş oğlum okula? Ne oluyor lan? Burası bizim okulu kırdır mı? Deprem mi olmuş? Her şey paramparça. Ben niye buradayım? Ses çok rahatsız edici. Kırık cam. Kırık cam tutayım. Depremden mi camlar kırılmış? Gördüm. Aslında çok karanlık. Görüyor musun? Görüyor musun? Orada kimse yok. Girmek istemiyorum. Ya kız görmedi oradaki şeyi. Gitsene. Kırık çelik parça. Kırık çelik parçası. Çatlaklar arasında binanın demirleri gözüküyor. Okulda ne oldu? Harabeye dönmüş. Okula ne oldu? Harabeye dönmüş. Ya ben neden okuyamıyorum? Bugün heyecandan okuyamıyorum. Geçen birinci partta da hiçbir şey okuyamamışım heyecandan. Ay, rüzgardan kapı çarptı. Az önce rüzgardan kapı çarptı. Çok korktum. O evdeki bütün pencereleri açtım çünkü ceyran yaptı yani. Hava akışından. Başka bir şey var mı? Yatık ayıcıya bakalım. Yatık ayıcık. Benim ayıcığıma benziyor. Ama çok daha büyüğü. Zavallıyı taşlara dayamışlar. Koridorun sonu. Ne oluyor lan? Allah'ım, koridorun sonu neredeyse hiç ışık yok. Orada bir şey var, yani biri. Daha yeni mi fark ettin ya? Geçen de gördüm ben onu. Geçen de gördük. O uzun siyah gölge yakından çok daha uzun. Bekle. Daha önce gördüm değil mi? Yani daha yeni anlıyoruz. Hatırladım. Okul önünde lambanın altında. Niye buraya geldi? Tamam, en son şu deliye bakacağız. Bize bir şeyler götürecek oradan. Büyük kara delik. Bir şey yoktu muhtemelen ama var gibi hissediyorum. Bana bakıyor. Sağ pencere. Camlar paramparça olmuş. Rüzgar cereyan yapıyor, cereyan. Çok soğuk. Yemin havuza geldik. Havuz. Süper antrenman antrenman yapabilir misin? Ama o gölge orada. Allah'ım çıldırıyorum. Bu sesle ve bu gölgeyle antrenman düşünüyor. Hala antrenman düşünüyor. Çok uzun bir insan mı yoksa?
Ya ekranı yaklaştırma, ekranı yaklaştırma. Tamam, yeter artık. Gülmekten can sikeri ya, şu yarış var ya. Ha. Ulan bu nasıl bir rüya, gider misin? Kaybedeceksin, anladık. Tamam, yeter. Yakın zekalı artık. Güzel. Yeter artık. Yine mi kabus? Hayır, bir zayıflatmasa izin vermeyeceğim. Kendimi toparlamam lazım. Kafa böyle. Gittik biz. Bittik. Bittik biz. Artık bu saatten sonra dönüş yok yani. Üçüncü gün. Müzik bir şey üzünlü hale geldi. Ne oluyor ya? Üst üste iki kabus gördüm. Böyle devam ederse aklımı kaçıracağım. Sinirlerim tepeme çıktı. Hala konuşabiliyorlar mı? Bu kadar konuşacak şeyi nereden buluyorlar? Hiç anlamıyorum. Sıfatlar yani. Kekin tadı inanılmaz. Hangi kek? Nerede? Mia'nın gittiği şu pembe dükkanda mı? Evet, Mian demişken ailesi ünlü bir antrenör tutmuş. Aa, evet ben de duydum. Antrenör olimpiyatlardan altın madalya almış diyorlar. Vay be, ne iyi bir aile. Onlar zengin aile deniyor Canişko. Canişko benim lafım. En sinir bozucu. Hem zengin hem zeki. Hem de çok iyi yüzücü. Ben niye okuyamıyorum ya? Bugün niye okuyamıyorum? Hem zengin, hem zeki, hem de çok iyi bir yüzücü. Haklısın bu. Haksızlık bu. Vallahi ben geçen videoda da böyle yapmışım ya. Cidden böyle okuyamıyorum. Çünkü yani bu ikinci videom. Daha yani uzağında hiç böyle kamera karşısına geçmediğim için alışkın değilim. Geçen sene ikinci mi olmuştu, üçüncü mü? İkinciydi. Bu sene birinciliği hedefliyor. Dur. Birileri bunu duyunca çok endişelenmiş olmalı. Eğer iyi yüzmeyi beceremezse başka iyi olduğu ne var ki? Sessiz ol. Yine mi? Neden sürekli o? Hadi gidip kek alalım. Yeni bir pastane açılmış. Ama kızın arkasından konuşmayın siz de. Kız sınıfta siz konuşuyorsunuz. Duyacağını biliyorsunuz yani. Kay ile aralarında bir şey olduğunu düşünüyorum. İmkansız. Şu notlarına baksana. Hiçbir dersen yüksek alamamış. Ya kızın arkasından konuşmayın. Abuk subuk. Erkekler notları umursamaz ya ya. Hani sanmıyorum. Kafan duyduruyorsun. Hadi maş. Neyse ne. Bir şey demeyeceğim. Yo'ya ne oldu? Yürüdüğüm çürü seni ilgilenmeyeceği suçlusu ben mi oluyorum? Niye bu kadar kabasın? Bugün çok kötü geçiyor. Başım çatlıyor. Bir de şunun zırvalaması dinlemek zorundayım. Mian çok çalışıyor. Benim de fazla çalışmam lazım. Bırakalım ya. O kazansın. Zaten geçen sene sen kazanmışsın. Bu sene verebiliriz yani birinciliği. Temiz kara tahta. Tüm gün tahtayı izledim. Artık görmek istemiyorum. Yan sıra. Sıranın üstündeki çizikler var. Bıçakla kazımışlar sanırsam. Hala kıza bu kadar nefret ediyor mu? Zavallı sıra. Çocuğun öğleden sonra müdür odasına çağırmışlar. Ama hani sesi çok güzel. dedikoducuların sırası ama çok güzel değil mi? Dedikoducuların sırası. Kilitli günlük. Kız şeyi. Aşk günlüğü herhalde. Daha çok karalanmış. Bir bakalım.
Haritaya yeni şeyler yazılmış. Gittikçe daha çok küçük yazıyorlar. Pek okumak istemiyor. Gözlerim ağrıyor bu aralar. Aa, okuyalım yani. Tamam, başka bir şey kalmadı. Ya, sınıfın kapısına bakalım. Büyük ihtimalle koridora çıkacağız şimdi. Sınıf bunlarla dolu. O kadar kalabalık ki nefes alınmıyor. Sonunda sessizlik. Antrenman zamanı. Gidelim ya. Artık olacaksa olsun yani. Yok. Yok. Bugün havuza gitmem lazım. Başım ağrıyor diyelim. Ha, eve geldik. Yani gitmeyelim. Daha gitmeyelim. Başka zaman. Işıklar sürekli gidip geliyor. Sıramda biri vardı galiba. Yine hayal mi görüyorum? Umarım delirmiyorumdur. Şu koridordaki kız gibi olmak istemiyorum. O koridordaki kızı biz bir bakmadık ama keşke baksaydık ya. Ben merak etmişim de. Ne olmuş ne olmuş. Deli. Deli ama. Sadece deli. Ünlü posteri. Çok sıkıcı. Şarkı dinleme bile vaktim yok. Tüm zamanı derse ve yüzmeye ayırıyorum. Hayat hiç eğlenceli değil. Madalya açık. Geçen sene ve ondan önceki sene. Bu sene yapabilir miyim bilmiyorum. Kedi desenli halı. Siyah bir ayak izi var. Benim ayağımdan büyük. Yani şu ayak izi gördükten sonra... İlginç. İlginç mi diyoruz sadece? Korkmuyor muyuz? Buraya başka kim girmiş? Siyah gölge olabilir mi? Lan... Nereye gittiğine. Neyim var benim? Ve biz hala burada durmaya devam ediyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi. Çöp möp yok. Her yer tertemiz. Zarf kalp şekli mühürlenmiş. Açmadan içine ne olduğu tahmin edebiliyorum. Açmak da istemiyor. Belki atıp hiç var olmamış ki daha bunları. Bu yüzden bunu hani önceden de söyledin. Bunu bu şekilde bir iki duymuyorum. Çalışma kitapları. Okula bir sürü ödev verdiler. Daha sonra çalışma kitabındaki ödevlere bakacağım. Stres demişken... Geçen gün tuzlu koyunlarla garip bir şey öğrendim. Ve bir sinematik girdi. Bilen bilir. Okuldaki öğrencinin canı çok sıkkın. Özellikle 3. sınıflar. Her ay deneme sınavı oluyorlar. Bize yetmezmiş gibi tüm öğrenciler sıralanıyor. Her yıl dayanamayıp intihar eden öğrenciler oluyormuş. İntihar gerçekten mi? Geriden geliyorum doğru. Şimdi geleceğimi düşünmek istemiyorum. Ya nasıl bir sistem bu ya? Cidden okulda intihar oluyor. Hani bu sistem yanlış. Başka bir şey diyemem. Ablamın sınıfında bir kız vardı. Okula geldiğinde ilk ondaymış. İkinci sınıfın sonuna doğru gerilemiş. Çok çalışmış ama yine de diğerlerine yetişememiş. Üçüncü sınıfa geçince de son sınavlardan önce birini kesip intihar etmiş. Tam da damardan çok fazla kan kaybetmiş. İçim fena oldu. Duyunca benim bile bileğim acıyor. Koridorun sonuna kesmiş. Ama kimse fark etmemiş. Kızı bulduklarında vücudunda kan kalmamış. Şimdi o kız hayalet bir şey mi? Biz o kızı hep görüyoruz. Kızı böğren kız olmayasın. Ha la 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 yeter. Bazen hala kızı görüyorlarmış. Biz de gördük.
Ama gören kişi uğursuzluk getiriyormuş. Bunu söylemeseydin iyiydi ya. Bunu söylemeseydin iyiydi. Belki de buradan mezun olmak zorunda değillerdir. Gidip kendi talk show programlarını yapabilirler. Yine de üzülüyorum yani. Bu kızın hikayesine. Daha da kötüleşiyor. Ay zavallı bitki, benim için mi ölüyorsun? Şu enerji mevzusu. Özür dilerim. Bakalım şöyle. Yataktaki lekeler. Çok sinir bozucu. Bugün hiçbir şey yapasım yok. Yatak erkenden yat uyu. Başka bir şey var mıydı? Hemen temizlemem lazım. Siyahlıklar ne diye sormuyorsun mesela. Tamam artık temiz. Şu son gün olanlar bana yetti de arttı. Galiba deliriyorum. Yatağımda başka hiç kimseyi istemiyorum. Yatağımdan başka kimseyi istemiyorum. Ben yani bugün bayağı yanlış okuyorum. Bayağı her şeyleri yanlış okuyorum. Raf. Oltu Tepeler romanı nereye gitmiş? Annem kitaplığımı mı temizlemiş, düzenlemiş? Hayret, normalde eşyalarıma asla dokunmaz. Ve sence yani sorgulamamız gereken bir soruydu bu, evet. Perdeye bakalım herhalde. Başka bir şey kalmadı. Perdeye bakalım sonra. Bak en son perdeyi çekmişiz ya. Ne güzel. Perdeler kapalı. Böyle daha güvenli hissediyorum. Erken yatmak istiyorum ama saat çok geç oldu. Geç saate kadar ders çalıştım. Bitmedi mi? Ben saate bakmamışız. Erken yatmak istiyordum ama saat çok geç oldu. Bir şey yapmasam da zaman akıp gidiyor. Pek bir şey yapmasam da zaman akıp gidiyor. Biri zamanı çalıyor gibi. Yine bir rüya görüyoruz. Hani kızın iç dünyası çok karardı ya. Yani üçüncü süste görürsek ölürüz herhalde, yeter. Bu ne? Burada hemen çıkmam lazım. Bence çıksak iyi olacak buradan. Çabuk çıkalım. Ötekilerine yetişemezsin aptal. Kaybetmezi suda kazanamazsın. Bak korkunu okuyamıyorum. Eve git salak, sabaha kadar ağla özürlü. Komikti. Tamam. Korkmamak için kameraya sürekli bakıyorum. Bu taktiği kullandım, biliyorum, tamam. Ben niye böyleyim? İyice delirdik, kafayı yedik. Havuzda her türlü gitmemiz gerekecek şimdi. Dördüncü gün. Ya dördüncü gün geçebildik Allah'tan, yani huzurlu bir şekilde, bir şey olmadan. Bakalım. Müziği çaldı. Ne okuduğunuz sanırsam. Başım çok ağrıyor. Dayanamam. Yeter artık. Aa ama benim beğendiğim çok yani. Aa diye bir tepki veriyorum.
İyice kafayı yedik, bu ne? Gündüz vakti olabilir, rüya değil bu. Olduk bak, olduk. Ya tamam yeter artık. Şeykan'ı bir durma ya. Devirdik iyice. Kafesinden kafa yedik, bitti yani oyun. Oyun sonra böyle bitmeyecek değil mi? Tamam yeter artık. Bu rüya da değil yani. Gel okulda oldu bu. Havuza gitmediğimiz için yapıyorlar. Ama cümleceğiz her türlü. Her türlü öleceğiz bence. Mutlu. İyi bir son yok bu oyunda. Sonu gelmeyen kabuslar beni tamamen yıktı. Yarışmalara katılmaktan vazgeçtim. Okula başladıktan 3 ay sonra annemden nakli başvuru listesi aldım. Sonunda ne güzel. İyi son yaptık sanırsam. Belki de baştan bu okula hiç başlamamalıydım. Çok büyük hataydı. Abi havuza gitme, ölmedik. Havuza gitmeden bir son yaptık ya yani şu an sanırsam. Yıllar sonra. Bitti mi? Ya anlamıyorum. Neden akşam 9'dan sonra havuza giremiyoruz? Haberin yok mu? Okulumuzdaki havuz lanetli. Lanetli ama. O da ne demek? Akşam 9'dan sonra değişik şeyler oluyormuş. Ve kapının her akşam kilitlenmesine rağmen hala içeriye girip boğuluyor. Her yıl. Ne? Hala omuzda ders görüyoruz. Hoca hiçbir şey demedi. Söyler mi sandın? Hadi gidip insanlığın boğuldu havuza girin. Ya bilecekleri tek şey olmamış gibi davranmak. Nasıl ya? Of, bir daha yüzme derse girmek istemiyorum. Sakin ol, sadece geceleri lanetli. Lanetli. Hala lanet değil, söylemiyorum. Eve kadar bana eşlik edersin değil mi? Bu konuşmadan sonra tek başıma gidemem. Tabii prenses. Kızlar da şey, bizim çocuklarımız falan herhalde yani. Ya da okuldaki öğrenciler. Biz mezun, yani mezun olduktan sonraki öğrenciler herhalde. O büyük gördüğümüz güve değil ama kelebek ne alakalı şimdi? Son. İyi son yaptık sanırsam. Öldürmedik kızı. Çok iyi. Tebrikler, açtığınız ödül. Hüzünlü feragat. Harika. Oyunumuzu oynadığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel oyundu. Güzeldi yani. Kayıtlarımızı buradan yeniden başlattık. Bak ama bak şöyle ilerlemişiz. Aslında şöyle ilerlemişiz, yani bunlar kötü sondu. Mesela burada kız kafayı yiyecekti ya da burada delirecekti sanırsam. Güzel son yaptık, güzel. Çok sevgili YouTube. Bir tane hikayeli oyunu bitirdik birlikte. Güzel son yaptık sanırsam oyunda. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir. Yorumlarda oyun hakkında düşüncelerini yazabilirsin. Şimdi görüşürüz. Bay bay.